Likya, Anadolu'nun güneybatısında bulunan dağlık bir bölgedir. Küçük Asya olarak da bilinmektedir. Likya ile ilgili var olan en erken referansların, M.Ö. 1200 öncesinde Hitit metinlerinde Lukka toprakları olarak bilinen yere kadar iz sürülebilir. Bu şehirden hem Hitit hem de Mısır metinlerinde bahsedilir. Burada Likyalılar, deniz kavimleri olarak bilinen bir toplulukla ilişkilendirilir. Ayrıca Likya'nın hem Yunan hem de Roma uygarlıklarıyla temas halinde olduğu ve bölgeye 2000 yıldan fazla kayıtlı bir yerleşim ömrü sağladığı da kaydedilmiştir. Bu videomuzda Likya uygarlığına derin bir yolculuk yapacağız. Resmi tarihe hoş geldiniz. Likya, Yunan mitolojisinde oldukça bahsedilen önemli bir figürdür. Tarihçi Herodot, Likya soyunun bir türünü kayıt altına alır ve Likyalı vatandaşların aslen Giritli olduğunu iddia eder. Kökenlerini Avrupa'nın iki oğlu Sarpedon ve Minos arasındaki kraliyet anlaşmazlığına bağlar. Yenilenen kardeş Sarpedon, sürülmüş ve Likya'yı bulmak için yola çıkmıştı. Bu dönemde Herodot, yerleşimin Termillae olarak bilindiğini ifade eder. Atina'dan sürülmüş olan Lycus adında bir adam, Termillae'ye varıncaya kadar bölgenin Likya olarak bilindiği pek söylenemezdi. Likya, Truva Savaşı'na Truvalıların yanında katılırken, aynı zamanda Iobates'ten sonra kral olan Bellerophon'un hikayesinde de yer almaktadır. Sarpedon ve Glaucus, savaştaki en önemli iki Likya lideriydi ve Homeros'un İlyadası'ndaki çabaları için kendilerine geniş topraklar verildi. Dağlık bir bölge olan Likya, günümüz Türkiye'sinin güneybatı kıyısında bulunmaktadır. Antik dönemlerde sitenin yüzden az yerleşim alanına ev sahipliği yaptığı görülmektedir. Bu yerleşimlerin bazılarından Santos, Patara ve Olimpos gibi Yunan ve Latin edebiyatında çokça bahsedilmiştir. Bu bölge, Likya'nın kuzey sınırında bulunan Karya yerleşimi ile sık sık ilişkilendirilir. Likyalılara yapılan antik referanslar, her iki bölgenin de tek bir etnik grup tarafından kontrol altında olmasından dolayı geleneklerinin tıpkı Karyalılar gibi olduğunu öne sürer. İki şehirden de Homer'in İlyadası'nda birlikte bahsedilmiştir. Bu nedenle iki bölge arasında bir tür etnik ilişki olabilir. Likya bölgesi aynı zamanda Hitit ve Mısır edebiyatında bahsedilen Lukka topraklarıyla da ilişkilendirilmektedir. Lukka topraklarına yapılan bu referanslar, tarihçilere Likya mirasının alternatif bir versiyonunu sağlamıştır. Hitit metinlerindeki bu yerin gerçekten de Likya'nın bir sonraki yerleşimi olduğuna tarihçiler arasında yaygın bir şekilde inanılmaktadır. Likya'ya Lukka toprakları ile ilgili ilk referanslar Bronz Çağı'nın sonlarına doğru yapılmıştır. Bu dönemde Likyalılar kendileri hiçbir tarihi kayıt oluşturmamışken Hitit ve Mısır edebiyatında ortaya çıkmaktadır. İki krallık da Likyalıları düşmancıl ve isyankar olarak nitelendirir. M.Ö. 14. yüzyılda Suppilulumalıların egemenliği altındaki Lukka toprakları sürekli isyankar bir pozisyondaydılar. Lukka toprakları Hititlerin baskısına karşı gelebildiklerinden dolayı çok güçlü bir yerleşim ve de askeri kuvvete sahip oldukları düşünülmektedir. Deniz kavmi, M.Ö. yaklaşık 1276-1178 yıllarında faaliyet gösteren deniz akıncılarıydı. Lukka, Mısır'daki Tel el-Amarna'dan gelen tabletlerde bu deniz baskınlarına katıldıkları için diğer birkaç yerleşim yeriyle birlikte listeleniyor. Bu baskınlar, 2. Ramses oğlu Marenpat ve 3. Ramses saltanatları boyunca tasdiklenmiştir. Yine Mısır'la olan bu düşmancıl temas, Lukka topraklarının bölgede güçlü bir askeri etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Hitit İmparatorluğu'nun yıkılışından sonra Likya, Neo-Hitit olarak bilinen bağımsız bir krallık olarak ortaya çıktı. Homer'in İlyadası ve Herodot'un Herodot tarihi bu bağımsızlık döneminde Anadolu'da bulunan Yunanlılar tarafından birleştirilmiştir. Anadolu'ya olan bakış açıları Likya toplumunu anlayabilmek için oldukça değerlidir. Homer'in İlyadası, Likyalıların Priamos'un müttefiki olarak kayıt altına alındığı ve Truva'da savaştığı,
Yunan edebiyatında en erken göründükleri zamanı anlatır. Likyalılar M.Ö. 5. yüzyılda Pers savaşlarına da dahil olmuştu. Ancak Perslerle müttefik olmuş bir şekilde ortaya çıktılar. Bunun sebebi ise M.Ö. 480'de Pers filosuna 50 adet gemi sağlamalarıydı. Persler, Kantus'un merkezi şehrini istila edip yağmaladıktan sonra M.Ö. 546'da Likya'yı kontrol altına almışlardır. Pers savaşlarının neticesinde Likya, Attika Delos deniz birliğinin hedefi olur. Ancak sonrasında tekrardan Pers kontrolüne döndürülmüştür. M.Ö. 4. yüzyılda Likya, başka hanedanlar tarafından yönetiliyordu. Bunlar arasında en göze çarpan figür ise Perikles'tir. Ancak bu yönetim, M.Ö. 334-323 yılları arasında bölgesinin genişletildiği esnada Büyük İskender'e kolayca boyun eğdi. M.Ö. 324'te Büyük İskender'in ölümünden sonra Likya, 1. Ptolemaios'a verildi. Sonrasında 3. Antiyos tarafından M.Ö. 197'de Büyük İskender'in ölümünün ardından çıkan kargaşa da ki bu kargaşa Diadochi Savaşları ya da Halef Savaşları olarak da bilinir, esnasında ele geçirildi. M.Ö. 189'da gerçekleşen Magnezya Muharebesi'nden sonra 3. Antiyos'un yenilmesiyle birlikte Likya, Romalılar tarafından Rodos'a verildi. Likyalılar Rodosluların yönetimine karşı direniş gösterdiler. M.Ö. 177'de Roma'ya yönetimden şikayetçi olduklarını bildirmesi için bir elçi gönderdiler. Uzlaşmaya varılamaması nedeniyle Likyalılar M.Ö. 167'ye kadar silahlandılar ve çatışmaya devam ettiler. Ta ki Senato Likya'yı ve komşusu Karya'yı özgür bırakmaya karar verene kadar. M.Ö. 1. yüzyılda Roma İç Savaşı esnasında Likyalılar Brutus ve Cassius tarafından yağmalandılar. Bu kişiler aynı zamanda Jules Caesar'a suikast düzenlemişlerdi. İkilinin bozguna uğramasından sonra Mark Antony Likya dahil doğunun kontrolünü almıştı. Bu dönemde Likya sadece Küçük Asya ile birleşmişti. Ancak bu İmparator Claudius'un egemenliğinde değişti. Milattan sonra 43'te Likya'ya ve komşu bölge Pamfilya'ya katıldı. Bu iki yerleşke tek bir Roma valisini paylaşsa da konu işleyişe gelince birbirlerinden ayrıydılar.